Alo. Alev, merhaba. Sakın bana vazgeçtin falan deme bak. Hayır, yok öyle bir şey. Her şeyi hazırladım. Vay, hızlısın. Tamam, süper, sevindim. Ben sana belgeleri atarım. Tamam, bekliyorum. Tamam. Hadi bay bay. Efendim? Merhaba. Bir şey mi oldu? Son konuşmamızdan sonra çok düşündüm. Buradan gideceğim. Yeğenimi kaybettikten sonra beni buraya bağlayan bir şey kalmadı zaten. Dolayısıyla yardımını kabul ediyorum. Tamam. Tamam, hemen. Ama öyle iban atmakla olmaz. Konuşmak istiyorum. Şu an bir kafedeyim. Gel konuşalım. Zaten bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. En azından bana bu kadarını borçlusun. Peki, tamam. Tamam Aylin, konum at, geliyorum. Atıyorum. Alo Emre. Fatih birazdan gelecek. Sana söylediğim gibi buraya gel, bizim fotoğraflarımızı çek. Ben sana aldığım paradan payını vereceğim. Hadi hemencik. Gel abi, gel. Fatih, iyi misin? Bir gelişme yok değil mi? İyiyim. Hadi gözümüz aydın. Hayırdır? Aylin mevzusu tamamen kapandı. Nasıl? Yardım teklifimi kabul etti. Buralardan da gidecekmiş. Çok şükür. Sen nereye? Ben de şimdi konuşmaya gidiyorum. Ne konuşması? Fatih, saçmalama. Ver kızın parasını. Ama sakın görüşme. Abi, ters düşemem kızla şu an. Benden bir şey istediği yok ki. Yeğeni için üzgün, gider parasını veririm, biraz konuşurum öyle. Bir daha da görmem zaten. Hiç gerek yok. Yanlış yaparsın. Abi, benim vicdanım rahat değil. Anlasana beni. Kimseye gözükme bari. Yok, merak etme. Konum attı zaten, alakasız bir yer, bilmiyorum. İyi, ben de geleyim senin o zaman, hadi. Abi sen beni bir dinlese. Hiç gerek yok. Bak, bu kız benim yuvamı bozmak istese gider doğayla konuşur. Rahat olsun için. Madem öyle diyorsun, git o zaman. Dikkatli ol ama. Tamam abi. Hayırlı günler. Merhaba. Selam. Otursana. Bilerek burayı seçtim. Merak etme, kimse bizi burada görmez. Karından korktuğunu biliyorum. Evet ailen, seni dinliyorum. Yurt dışına gideceğim. Yaşadıklarımı ancak buradan uzaklaşarak unutabilirim. Ama gitmeden önce sana içimdekileri söylemek istedim. Fatih, benim seninle karşılaştığım o gece benim için milattı. Senin için bir gecelik bir macera olabilir ama benim için öyle değildi. Sana tutuldum. Evli olduğun için de senden uzak durmaya çalıştım ama bu benim için inanılmaz zor oldu. Aile, seni anlıyorum. Hislerine de saygı duyuyorum. Ama bu tek taraflı bir şey. Ya, benim için sadece büyük bir hataydı. Birlikte geçirdiğimiz o gece... Şöyle söyleyip durma. Niye hiç yaşanmamış gibi davranıyorsun? Yatmadık mı? Evet, yattık. Ama oldu, bitti. Benim için fiziksel bir şeydi. Senin için öyleydi. Benim için değildi. Sana karınla mutluluklar diliyorum.
Tamam. Sağ ol. Eğer söyleyeceklerim bittiyse ben esas konuya geleyim. Yeğeninin bütün hastane masraflarını ve Emre'ye ödediğim parayı sana vereceğim. Bana banka bilgilerini göndermen yeterli. Aslında gerek yok ama buradan gittikten sonra paraya ihtiyacım olacak. Yalan söyleyemem. Ben sana borcumu geri öderim. Hayır canım, hiç gerek yok. Bir de senden para mı alacağım, saçmalama, olur mu öyle bir şey? Keşke böyle olmasaydı. Üzgünüm. Fatih. Sana son bir kez sarılabilir miyim?